Fakir Baykurt Cenaze. Duisburg'da Kemal Uslu tomurcuk gibi ufak tefek bir adam. Ama yapı firmasının kepçesini 13 yıldır güldür güldür çalıştırıyor. Vardiya bitimine 10 dakika var. Yerine Çipilgöz Johannes geçecek. Alman iş arkadaşı Roland'ın ölümünü duymamıştı Kemal Uslu. Yere inince kulağına fısıldadılar. İnanmayacak oldu. "Ciddi mi?" diye sordu titreyerek. "Ciddi ne yazık," dediler. "Gece uykuda geçip gitmiş. Karısı farkına varmamış." Kemal Uslu'nun eli ayağı bumbuz oldu. İşten, yaşamdan soğudu. Kendi kendine, derdim de kimse inanmazdı. Bu dünyayı fazla ciddiye almayacaksınız. Bu dünya fani, ölüm ani. Takmayacaksınız kafaya tokadan başka. Dün, önceki gün, geçen hafta, geçen yıl, 13 koca yıl Roland'la yan yana çalıştı. Onun yatağında ansızın ölüp kalması Kemal Uslu'yu üzdü. Roland gibi arkadaş bulunur mu? Konuşurken sesini yükseltmezdi. Kimseye tepeden bakmazdı. Bir soru sorsan yanıtlardı. Firmadan ya da maliyeden gelen yazıyı götürsen okur açıklardı. Bir cetvel götürsen doldururdu. Yazısı inci gibi güzeldi. Düzenli tıraş olurdu. Giysileri her zaman temizdi. Öyle biri bizim Kars'ta yoktu. Bilmiyorum Ankara'da, İstanbul'da var mıydı? Almandı ama insanın çiçeğiydi. Neye yaradı onca titizlenme, vara yoğa üzülme? Biri yolda, 3 çocuk. İşte dökülüp kaldı. Evet, neye yaradı? Diye düşündü. Yapı firmasının merkezi Münih'teydi. Kim bilir daha nerelerde kolu var. Almanya'nın içinde, dışında kanal gibi, köprü gibi bir sürü iş isteniyor. Roland gibi, Çipilgöz Johannes gibi, Kemal Uslu gibi 17 bin işçi çalıştırıyor. Bunlar içinden bir Roland, dün gece yatağından karısının kıyıcığında ölüp kalmış, firmanın umrunda mı? Üstelik iş kazası değil. Şişkin ödeme yapması gerekmez. Karısına bir temsilci varıp, "Herzliches Beileid" dedi mi, tamam. Duisburg-Dortmund arası kanallardan birini genişletiyorlardı. Duisburglu Almanlar gibi Türkler de dışarıya binde bir gider. Bir yıl Kemal Uslu'yu İran'a yollayacak oldular, gitmedi. Karısıyla, birbirinden kara zeytin gözlü 4 kızıyla 13 yıldır Duisburg'daydı. Dışarı gitme durumu belirince sesini ipek gibi inceltip, "Karım izin vermiyor efendim. Duisburg'da işiniz çok. İzin verin, ben sürekli burada çalışayım," dedi. İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara. Böyle ipek gibi yumuşak sese pek karşı duramıyorlar, istenen izni veriyorlardı. Bu nedenle yıllardır Duisburg'daydı. Roland'la kardeşten yakındılar. Henüz birbirlerinin evine gidip gelmediler, ailecek tanışmadılar ama olsun, gene de iyiler. Kemal onun bir tek kötülüğünü görmedi. Roland'ın da Kemal'den bir yakıncısı olamaz. Böyle iki arkadaş kolay bulunamaz. Roland'ın babası Duisburg'un kızıl yıllarında öncü işçilerdendi. İşçi sınıfının uluslararası dayanışmasına oğlu da inandı. O nedenle ırkçı görüşler, yabancı düşmanlığı gibi tutumlar onu etkileyemedi. Kemal Uslu sordu. "Cenaze şimdi evde midir?" "Karadenizli Nizamettin, evde olur mu? Hemen kaldırırlar morga," dedi. "Yarıp bakarlar ne var karnında. Karısı bir şey yapmış mı?" "Ne yapar karısı?" "Almanya burası, hem de dünya. O nedenle mutlaka yarıp bakarlar. Ne belli adamın yürek durmasından öldüğü, belki zehirlendi. Belki araları bozuktu, belli mi olur?" "Niçin belli olmasın? Koynuna girip yattığı eşi." "Eşi ama yılandı belki. Yatmak zorunda kalınca insan yılanı da kabullenir. İnsan karışıktır, anlaşılmaz." "Ben böyle düşünmem. Hem de felsefe bana çok zor gelir," dedi Kemal Uslu. Gene sordu. "Acaba cenaze ne zaman?" "Bugün kaldırmazlar. Uzaktaki yakındaki akrabalara haber verirler. Yarın belki. Bunların geleneği bizimkine benzemiyor. Belli olmaz gene de." "Belli olmayacak ne var? Ben arkadaşın törenine katılacağım. Gidip post başına söylemeliyim."
Böyle deyip durdu birden. Ortamı dolduran sessizliği dinledi. Sonra usulca yürüyüp şantiyenin yönetim bürosuna gitti. Kapı açıktı. Başlığını çıkarıp kolunun altına aldı. Post başından başka iki kişi daha var içeride. Ortaya, "Hersley his Baylet efendim," dedi. "Ben Roland arkadaşımın törenine gideceğim. Lütfen ne gün, nerede, saat kaçta haber verin. Hem de adımı o günün izin listesine yazın." Post başı Theo, "Jawohl, Herr Uzlu," dedi alay etmeden. "Çok üzüldüm. Böyle arkadaş bulunmaz. Lütfen yazın." "Yazdım Herr Uzlu. Haberde vereceğim." Olanak olsa biraz konuşup duygularını açıklayacaktı. Theo, "Yazdım," dedi yeniden. "Gününü, saatini, yerini haber vermeyi unutmayın." "Unutmayız." Vardiya bittiği halde kepçenin yanına geldi. "Adımı listeye yazdırdım. Haber verecekler. Gideceğim arkadaşın törenine," dedi. Orada konuşmadan dikilenlere. Karadenizli Nizamettin usulca dolanıp geldi. "Sen bu Roland'ın törenine gitmesen iyi olur," diye fısıldadı. Nizamettin biraz uzun boyluydu. Boyu küçük diye Kemal Uslu'yu yönlendirmesi kolay biri olarak düşünüyordu. Yineledi. "Yani çok iyi olur gitmesen." Kemal Uslu sordu. "Neden acaba, söyler misin?" "Bir Müslüman bir Hristiyan'ın cenazesine gidemez. Köln'de bir hocadan duydum ben bunu. Gavurun törenine giden yükleneceği günahın altından kalkamaz. Köln'lü hoca Kur'an'dan ayet okudu, kanıtlar sıraladı. Cumaları camiye gitsen bunları sen de duyarsın." Kemal Uslu başını eğdi. "Eski Esen'de var bir hoca, o da böyle söylüyor. Bunu diyen de Alman Annette ile evli Sami'ydi." Kemal Uslu'nun içindeki güzel yapı yıkılır gibi oldu. Gene de topladı kendini. Çıkarıp bir 50 mark koydu ortaya. "Arkadaşlar, bırakalım o tür bu tür safsatayı. İsteyen onar 20'şer çıksın. Adımıza yakışır bir çelenk yaptıralım. Birlikte gidelim. Öz be öz arkadaşımızdı. 13 yıl birlikte çalıştık. Gidip son görevimizi yapalım. Kimse kimseye baskı yapmasın." İzmirli Nuri ile Ankaralı Avni 20'şer mark çıktı. 10 markta Çivrili Haydar koydu. "Az veren candan," dedi gülerek. "Çingeneoğlu diye takılırlardı ona. En acı durumda bile yolunu bulur gülerdi." Bir iş başlığının içinde toplanıyor paralar. 120 mark oldu "Çocuklarına verecek, biz de katarız," dedi Nizamettin'le Sami. Biri 30, biri 20 koydu. 20 de bu yılın başında emekli olan Adanalı Kerem'den geldi. İş yerinde arkadaşlar arasında para toplandığını duyup yollamış. 400 mark oldu. 200'ü çelenge, 200'ü çocuklarına. Roland yeni gömütlükte toprağa verilecek. Bütün ailesi, akrabası toplanmış. Çocuklarına kara giydirmişler. Ufak tefek karısı da karaya bürünmüştü. İş yerinden 20 Alman vardı. Sandığın içinde yüzü açık, hem de memur beyler gibi beyaz yaka, kumlu kravatla yatıyordu. Ama sanki o değil. Bir başka Roland'tı. Yüzü ayağına çivi batmış gibi buruşuk, hiç gülmüyor, konuşmuyor. Her olumsuzluğa karşın gene de güzel olan bu dünyayı erkenden bırakıp gitmenin üzüncü yüzüne dövmeyle işlenmiş gibiydi. Sakalını tıraş etmişler. Kemal Uslu'ya ağlamak, haykırmak gibi bir duygu geldi. Boşandı birden. Yanda bir yere çekildi. Kendine egemen olamayıp hıçkıra hıçkıra ağladı. Sonra gene ilk dikildiği yere döndü. Papaz kısa bir dua okudu. Biraz da konuştu. Omzuna bir el dokundu usulca. Baktı Ankaralı Avni'ydi. "Kemal abi, 3 adımdan fazla yanaşma. Çekil biraz." Roland'ın Alman uğurlayıcıları arada dönüp kara bıyıklı Türklere bakıyor. Kemal'den başka ağlayan da var içlerinde. Kendileri metalden dökülmüş gibi ciddi duruyor. Ensesine doğru Avni fısıldadı gene. "Ağlama Kemal abi. Nizamettin yurda bildirir. Çok gerici arkadaştır." Kemal Uslu bir yolunu bulup boynunu döndürdü.
Peki niye çıkarıp 30 mark verdi? Siyaset, dedi Avni. Çok korkuyorum ondan. Çok dedikodu yapacak, göreceksin. Yapmazsa hatırım kalır. Ben ölmüş bir arkadaşa insanlık görevi yapıyorum. Bunun için ondan izin alacak değilim. Firmadan aldım, yeter. Kemal Uslu gömütlüğe gelmişken Almanya'da ölü gömme töreninin nasıl olduğunu anlamak istiyor. Taşları birbirinden düzgün, çiçekleri birbirinden güzel gömütler arasında biraz dolaştı. Ama ağlamaktan hem de kulağına üflenen öğütlerden bunu kısa kesmek zorunda kaldı. Sırası gelince Roland'ın tabutuna yaklaştı. Herkesin yaptığı gibi bir karanfil koydu, bir parça su serpti. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordu. Herzliches Beileid, dedi karısına, hem de ana babası sandığı iki yaşlıya. Bunun başınız sağ olsun anlamına geldiğini düşünüyordu. 17 kişi Almanlardan ayrı konuşa konuşa iş yerine dönüp geldi. Yarım gün çalışabilirlerdi. İzinli yazılmışlardı. Kaytarmış sayılmazlardı yarım gün. Cenazeye katılmayanlar biraz soğuk bakıyor uzaktan. Kemal Uslu kantine girince "Merhaba arkadaşlar," dedi. Karadenizli Nizamettin ilk taşı yuvarladı. "Sen bugün gavur oldun Kemal Uslu," ekledi. "Selamın alınmaz." Zınk diye düşündü kaldı. Ne yanıt verecek şimdi? Kızsın mı, bağırsın mı, yoksa sokulup tam apış arasına bir tekme mi savursun? Vicdanı böyle bir söze karşılıksız bırakmayı kabul etmiyor. Bir süre dilini dişleri arasına kilitledi, sonra açtı. Şu dünyada en az 30 yıl namaz kıldım, doğru dürüst Müslüman olamadım da bir kezcik Hristiyan gömütlüğüne gidince de mi gavur oldum Nizamettin Efendi? Hem de iyice düşün taşın, ondan sonra yanıt ver bana. O kadar kolay mı gavur olmak? Kantinde Türklerin oturduğu bölümden bir kahkaha patladı. Sanki çoğunluk çok zor bir düğümün çözülmesini bekliyordu. Gergin sinirlere bir rahatlık geldi. Birer acı kahve içip herkes işinin başına dağıldı. Kemal Uslu gibi kepçe çalıştıran Çivrili Haydar, "Sakın bu kuru davalara üzülmeyin deme Kemalcan. Eğer insanlık gavurluksa ben kendimi bildim bileli gavurum, sakın üzülme," diyerek gevrek gevrek gülüyordu. Olanak bulmuş Kemal Uslu da güldü tatlı tatlı. Son.